İzmir Kalkınma Ajansı olarak biz çalışmalarımızı sürdürülebilir kalkınma perspektifi içerisinde yürütüyoruz. İzmir açısından tespit ettiğimiz mukayeseli üstünlük alanlarının başında da temiz enerji teknolojileri geliyor. Ve bu kapsamda da biz İzmir'in uzmanlaşması gerektiği alan olarak temiz enerji ve temiz teknolojileri önceliklendiriyoruz. Tedarik zincirinde yer alan büyük oyuncuların İzmir'de fabrikaları var. Onun dışında bu fabrikalara entegre bir şekilde çalışan çok gelişmiş bir yerli tedarik zincirimiz var. Yine zaman içerisinde gelişmeye başlamış ve şu an çok önemli aşamaya ulaşmış Ar-Ge merkezlerimiz mevcut. Dolayısıyla aslında İzmir'de ciddi bir ekosistem oluşmuş durumda. Bugün İzmir'de temiz enerji sektöründe 10.000'in üzerinde insan istihdam edilmekte ve bunların önemli bir kısmı beyaz yakalı. Ve biz bu kapsamda yaklaşık 1 milyar dolara yakın totalde temiz enerji alanında ihracat gerçekleştiriyoruz. Ve ciddi anlamda geleceğe dönük olarak da potansiyelimizi harekete geçirmek istiyoruz. Vestor Enerji projesi birden gündeme gelmiş. Böyle önümüzde bulduğumuz bir proje değil. Ajansımızın kurulduğu günden bu yana aslında İzmir için yaptığı çalışmaların bir ürünü olarak Vestor Enerji projesi tasarlandı ve hayata geçirildi. Vestor Enerji projesinin teknik ekibi olarak bizim asıl görevimiz İzmir'in temiz enerji ve temiz teknolojiler konusundaki hayaline bir nebze olsun katkı sağlamak. Vestor Enerji projesine teknik seviyede baktığımızda 3 tane ana bölümden oluşuyor. Birinci bölüm değeri ortaya çıkarmak, yetkinlikleri analiz etmek ve bunu bir stratejiye dönüştürmek. İkinci bölümünde biz firmaların rekabet gücünü arttıracak, diğer paydaşları temiz enerji ekosisteminin içerisine katacak çalışmaları yürütürken, üçüncü bölümünde ise küme organizasyonu olarak adlandırdığımız bizim için en önemli paydaşlardan biri olan Ensia'nın kurumsal kapasitesini geliştirmek olarak değerlendirebiliriz. Vestor Enerji projesi kapsamında uyguladığımız strateji geliştirme çalışmaları projemizin en temel çıktıları. Yürütülen değer zinciri analiz çalışmaları, rekabetçilik analizi, yetenek matrisleri gibi birçok araç mevcut durumun tespitinde ve analizinde kullanıldı. Ek olarak gelecekte bizleri nelerin beklediğini öngörebilmek adına 400 firma üzerinde ulusal ve uluslararası talep analiz çalışması gerçekleştirdik. Bu talep analiz çalışmasının yanı sıra uluslararası değer zinciri analizleri yapıldı ve değer zinciri analizleri birbiriyle kıyaslandı. Elde edilen tüm sonuçlar tüm sektör paydaşlarıyla odak grup toplantılarında ve çalıştaylarda değerlendirildi, tartışıldı. Tüm bu çıktılar ışığında tasarlanacak stratejilerin ve bu stratejilere bağlı olarak oluşturulacak eylem planlarının daha çok değer yaratan bir temiz enerji sektörü için kılavuz niteliğinde olmasını ümit ediyoruz. İzmir'in kalkınması için stratejiler geliştiriyoruz ve bu stratejileri geliştirebilmek için de veriye ihtiyacımız var. Sahaya indiğimizde şunu gördük. İzmir temiz enerji konusunda çok ciddi bir potansiyele sahip. Buna bağlı olarak da hızlıca gelişmekte olan bir sektör var. Sadece enerji üretiminde değil, aynı zamanda bu enerjinin üretilmesi için kullanılan ekipman ve teknolojilerin İzmir'de ciddi anlamda üretildiğini gördük. Gerek mevcut durum analizinde, gerekse strateji geliştirme konusunda üniversitelerin sürece dahil edilmesi, önemli paydaş olarak dahil edilmesi benim için çok değerliydi ve bunu gerçekleştirebildik. Yaptığımız bütün çalışmalar bizim üniversite tarafındaki, akademi tarafındaki birikimimizin de bu sektöre nasıl destek vereceği konusunda önemli bir yol gösterici oldu. Sektörde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç analizi sonuçları baz alınarak iddialı bir eğitim ve danışmanlık programı oluşturuldu. Amacımız, temiz enerji sektörüne ekipman ve hizmet desteği sağlayan firmaların strateji, pazarlama, üretim, Ar-Ge, finansman ve insan kaynakları alanlarında kapasitelerini geliştirmek. 1500 kişinin eğitim, 50 firmanın da danışmanlık hizmetlerinden faydalanması hedefleniyor. Vestor Enerji ekibiyle beraber
bize ihtiyacımıza en uygun olabilecek oradaki danışmanlık kategorilerinden en uygun olanı seçildi. Biz danışmanlığımızı yatırım danışmanlığı konusunda, fizibilite raporlarının hazırlanması konusunda alıyoruz. Bizim açımızdan en eksik olan halkayı bu şekilde bu aldığımız danışmanlıkla tamamladık. Best for Energy'nin birçok etkinliğine katılma fırsatı bulduk firma olarak. Bunlardan bir tanesi yurt dışı seyahatleriydi. Orada ikili görüşmelere katılma fırsatı bulduk ve şu anda halihazırda çalıştığımız birkaç firmayla ürün gamımızı geliştirme anlamında da faydası oldu bize. Bunun yanı sıra şirketimizdeki çalışanlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın eğitimlerinde de Best for Energy'nin ciddi bir katkısı oldu. Gençler ve çocuklar da projenin hedef kitlesi arasında yer alıyor. Amacımız temiz enerji farkındalığı oluşturmak. Bunun yanında gençlerin ve çocukların kariyer planlarına, nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyan temiz enerji sektörünü de sokmayı hedefliyoruz. Robotik startuplerin kullanıldığı temiz enerji atölyeleri ile birlikte binlerce orta öğrenim öğrencisinde temiz enerji ile ilgili farkındalık oluşturuldu. Temiz enerji atölyeleriyle çocuklarımıza güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisi hakkında bilgi vermek ve bunları tanıtma imkanı bulduk. Temiz enerji atölyelerinde çocuklarımız güneş enerjisiyle çalışan araba modeli, rüzgar türbini modelleri yaptılar. Bu çalışmaları uygularken yaparak, yaşayarak öğrenme gerçekleşti. Öğrencilerimiz sistem kitleriyle yaptıkları modellerin çalıştığını gördükçe çok daha mutlu oluyorlar. Atölyelerimizde temiz enerjinin yanı sıra iklim krizi, geri dönüşüm, atıkların değerlendirilmesi, ormansızlaşma gibi konulardan da bahsederek öğrencilerimizi erken yaşta bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İzmir EBA ekibi olarak Best for Energy ekibiyle birlikte çok kapsamlı bir içerik oluşturduk. Oluşturulan bu içerikler EBA'da yayınlanarak tüm Türkiye'deki öğrencilerimizin kullanımına sunuldu. Üniversite öğrenci topluluklarıyla temiz enerji temalı birçok etkinlik düzenlendi. Hidrojen, rüzgar, kentsel uygulamalar, güneş, biyokütle ve mobilite alanlarında ideatonlar düzenlendi. İdeatonlarda gençler yenilikçi fikirlerini mentörlerin de desteğiyle uygulanabilir çözümlere dönüştürdü. Temiz enerji sektörünün daha ileriye gidebilmesi için çok ciddi anlamda nitelikli eleman ihtiyacı var. Biz de Best for Energy projesi kapsamında bu konuda hem orta öğretim grubundaki öğrenci arkadaşlarımıza temiz enerji atölyeleriyle farkındalık yaratıp bilgilendirdik. Hem de üniversite seviyesindeki arkadaşlarımızı teknik geziler ve eğitimler konusunda destekledik. Geleceğimize yatırım yapmış olduk. Best for Energy projesi kapsamında düzenlenen üniversite öğrencilerine yönelik birçok etkinliğe katılma fırsatım oldu. Bu etkinlikler esnasında bir üniversite öğrencisi olarak sektörün mevcut durumunu ve geleceğe yönelik vizyonunu öğrenme fırsatı buldum. Kariyer planlarında ilk sıralarda bulunan temiz enerji sektöründe iletişim ağlarımı şimdiden kurma fırsatı buldum. Öğrenciler açısından bence çok büyük bir deneyimdi. Bana büyük bir network ağı sundu. Bir sektörün gelişmesinde Ar-Ge ve inovasyon da çok önemli. Dolayısıyla bu ideatonlarla gençlere fırsatlar verilmesi ve buralardan proje çıkartılması aslında sektörün gelişmesi, katma değerli ürün üretiminin gelişmesi anlamında çok önemli. Best for Energy projesi ideaton etkinliklerinde jüri üyesi olarak görev aldım. Best for Energy projesi özellikle öğrencilerin temiz enerji sektörüyle ilgili kariyer planlarında oldukça önemli katkılar sağladı. Gençlerin bu konuya ilgisi, temiz enerjiye ilgisi ve bu konuda çalışma istekleri açıkçası hem İzmir için, hem ülkemiz için, hem de dünya için gelecek açısından umut vaat ediyor. Best for Energy'nin yürüttüğü Türkiye'nin ilk yeşil hidrojen ideatonundan çıktı aslında Cyclism. İlk defa o gün 4 kişi o masaya beraber oturmuşlardı. Best for Energy ideatonunda mentorlar özellikle seçilmişti. Best for Energy ekibi bununla ilgili iyi bir saha araştırması yapmış ve alanında uzman kişilerle geldiler. Bizim böyle daha öncesinde takip ettiğimiz, İzmir'de olmadığı için temas edemediğimiz mentorlar aslında bu program sayesinde İzmir'e gelmiş oldular. Bizi ulaşamadığımız kaynaklarla buluşturabildiler ve bir kültür oluşturmaya çalışıyorlar. Umarım İzmir Temiz Enerji'nin başkenti olurken biz de projenin içinden çıkmış bir ekip olarak beraber daha da büyürüz.
İdeaton'da bulduğumuz bir fikirdi. Açıkçası fikir çok beğenilip ödülü de aldıktan sonra biz neden devam etmeyelim dedik. Best for Energy ekibinin de desteğiyle beraber biz sürecimizi hem TÜBİTAK süreciyle hem de diğer ürün geliştirme ve yatırımcı bulma süreçleriyle beraber devam ettirmiş olduk ki şu anda da hala ürün geliştirme sürecine devam ediyoruz. Best for Energy projesi bugüne kadar yaptığı onlarca etkinlikle sadece bu alana dönük. Üniversite sanayi işbirliğini aslında çok olumlu bir yönde tetikledi. Bunların bazılarının ticari girişimlere dönüştüğünü, yeni işlere dönüştüğünü görüyorum. İzmir temiz enerji ekosisteminde yer alan firmaların küresel tedarik zincirine entegrasyonu sağlamak amacıyla ikili iş görüşmeleri organize ediyoruz. Bu görüşmeleri uluslararası fuarlar kapsamında düzenlemeyi tercih ediyoruz. Firmalar ikili iş görüşmelerinin yanı sıra kendi ürün ve hizmetlerini de tanıtma fırsatı buluyorlar. Bir Ar-Ge firmasıyız, teknolojiyi geliştiriyoruz. Ama bu teknolojiyi tanıtmak, bir network kurmak, bu teknolojiyle ilgili şeyleri aktarabilmek, ne kadar bilgi düzeyimiz ve teknolojik seviyemiz yüksek olsa da bizde bir eksiklik olarak hep gözüküyordu. Best for Energy projesiyle beraber girdiğimiz network yapısında o kadar çok kişi tanıdık ki ve onlara bu teknolojiyi o kadar çok aktardık ki belki de çok büyük yatırımların filizleri bu sayede atılmaya başladı. Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği projemizde küme organizasyon olarak yer alıyor. Finansal ve kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak odak noktamız. Farklı paydaşlarla, kamu kurumları, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğümüz çalışmaları somut projelere dönüştürmeye devam ediyoruz. Küme organizasyonumuzun hem eğitim programlarıyla hem de yurt dışından ve yurt içinden iyi uygulamalarla kapasite geliştirme çalışmalarını yürütmeye devam ediyoruz. Ensi olarak Best for Energy projesi başladığı zaman yaklaşık 30 tane kurumsal üyemiz var idi. Şu an ikinci senenin sonunda 81 tane kurumsal üyeye ulaştık ve proje bitiminde çok büyük ihtimal 90'lı sayıları görmüş olacağız. Yani 3 yıllık proje süresince üye sayımızı 3'e katlamış olacağız. ENSİ olarak bu süreçte sadece İzmir ilimizden değil, Türkiye'nin birçok farklı illerinden hatta yurt dışından üyeleri bünyemize kattık. Artık Türkiye'nin temiz enerji kümesi konumuna gelmiş durumdayız. ENSİ'nin kurumsallaşması büyük bir hızla devam ediyor. Avrupa Küme Mükemmelliyet Merkezi'nden bronze label'ımızı aldık. Best for Energy projesi sayesinde ENSİ Derneğimizin sadece yurt içinde değil yurt dışında çok önemli ölçüde tanınırlığı artmış durumda. Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı firmaların da ilk temas noktası haline gelmiş durumdayız. ENSİ Derneği ile birlikte yapılan bu çalışmalar ve yeni üyelerin artışı hem küçük şirketleri, hem orta ölçekli şirketleri, hem büyük şirketleri birlikte çalışma şansı verecek bir platform haline geldi. Best for Energy bunu aslında tetikleyen, bunu katalize eden proje oldu bizim için. Best for Energy bir kümelenme projesi ve ekosistemde sonuç odaklı işbirliklerini artırdığınız zaman rekabetçi bir küme ortaya çıkartabiliyorsunuz. Bunun da yolu iletişimden geçiyor. Projeye başlarken dijital ağırlıklı hibrit bir iletişim stratejisi tasarladık ve iletişimi sürekli projenin odağında tutarak ilerledik. Geldiğimiz aşamada binlerce kişi tarafından takip edilen sosyal medya hesaplarımızı, dinamik bir web sayfası ve kapsamlı bir portalla destekliyoruz. Çocuklara ve gençlere yönelik tanıtım kampanyaları tasarladık ve uyguluyoruz. Ek olarak binlerce kişiden oluşan bir iletişim veri tabanı oluşturduk ki projenin bırakacağı en önemli miraslardan bir tanesidir. İzmir ilimiz temiz enerji konusunda zaten Türkiye'nin merkezi konumunda idi. Özellikle Best for Energy projesi kapsamındaki yapılan çalışmalar sayesinde tam bir çekim merkezi haline gelmiş durumda. İzmir'de zaten oluşmuş olan bir ana sanayi vardı. Bu ana sanayinin yanında bir yan sanayinin de oluşması hem sektör adına hem ülke adına çok önemliydi. Dolayısıyla Best for Energy bu yan sanayinin oluşmasında oldukça fazla katkı sundu diyebilirim. Best for Energy projesi ekosistemi çok önemli oranda hızlandırdı İzmir bölgesinde. Enerji alanında yeni projelerin, yeni fikirlerin hayata geçirilmesinde birçok alanda da ilk adımın atılmasına vesile oldu. Türkiye'nin yeşil dönüşümünde, Türkiye'nin yeşil rekabetçiliğinde, yeşil büyümesinde hem ülkede hem küresel olarak dünyada
bir başlangıç noktası olarak görüyorum BES for Enerji projesini. Çünkü buradan çıkacak işletmelerin inanılmaz bir birlikte iş yapma potansiyeli var. Bugüne kadar bu ölçekte bir çalışma gerçekleşmedi. BES for Enerji bugüne kadar gördüğüm bu anlamdaki en iyi projelerden bir tanesi. Pek çok yerde söyleşilere, seminerlere, kongrelere, yurt içi ve yurt dışı katılıyorum ve gururla bu projeden bahsediyorum. BES for Enerji projesinin çıktıları açıkçası bizim beklediğimizin çok daha ötesine geçti. İzmir'de temiz enerji, temiz teknolojiler konusunda çok ciddi bir aslında hareketlilik oluşturduğumuza inanıyorum. BES for Enerji projesi sayesinde ulaşmış olduğumuz seviyeyi proje bitiminden sonra da çok daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki döneme çok daha iddialı bir şekilde bakıyoruz. BES for Enerji projesi bizim çok önemsediğimiz ve şu an itibariyle sonuçlarından ciddi manada istifade etmeye başladığımız bir proje. Projenin çarpan etkisinin ben sadece İzmir için değil, Türkiye için çok büyük olduğunu düşünüyorum. BES for Enerji projesinin ve diğer çalışmalarımızın bize açmış olduğu yoldan ilerlemeye devam edeceğiz. BES for Enerji benim için umudu, geleceği, çocuklarımın mutluluğunu ifade ediyor. Temiz enerji geleceğimiz için bir gereklilik. Geleceği hep birlikte temiz enerjiyle inşa edeceğiz. Dünyamızın geleceği için temiz enerji ihtiyacımız var. Gelecek için temiz enerji. İzmir temiz enerjinin başkentidir. Bölgenin bu anlamdaki gücüdür. Temiz enerji İzmir demek, İzmir temiz enerji demek.